Gençlere bir müjdemiz var, bir sürprizimiz var. Ücretsiz bir tercih ve kariyer rehberliği hizmeti alabilecekler. Hem de işin ehli olan kişilerden. Education, eğitim başlığını seçtiğimizde 3 başlık popüler. Biri storytellerlık, hikaye anlatıcılığı, diğeri gamification, oyunlaştırma. Üçüncüsü ise multi potential. Yani çok potansiyelli bireyler. Gelecek artık tek bir alanda uzmanlaşan değil, farklı farklı alanlarda yetkilikleri olan, disiplinler arası bakan insanları arıyorlar. Gelecekte söz sahibi olmak istiyorlarsa bu konuda yatırım yapmalı. Herkese selamlar, herkese merhaba. Sınav bitti. Şimdi önümüzde farklı bir sınav var. Tercih sınavı. Hani bir taraftan yapmalı mı, bu tercihi yapmamalı mı, kalmalı mı, gitmeli mi diye bir ayrı bir durumumuz var ki bunları konuşacağız. Bir taraftan da şu tercihi yapacaksak nasıl yapacağız? Yanımda bununla alakalı çok değerli bir isim var. Hocam hoş geldin. Sen kimsin? Kısaca kendini şöyle bir tanıtsan arkasından girsek şu konuya. Ben senin arkadaşınım, aynı zamanda hemşerinim. İsmim de Mehmet Hilmi Eren. Psikolojik danışmanım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Beşiktaş ilçesinde İstanbul'da rehberlik araştırma merkezi RAM müdürüyüm ve ev okul Derneği'nin de başkanıyım. Çok güzel. Dolu dolu çalışmaya <laughs> devam diyorsun. Evet. Hocam şöyle bir durum var. Şimdi tercihle alakalı sürece daha henüz tarih olarak başlamadık ama evet. kafalara soru işaretleri başladı. Nereden başlayalım konuşmaya? Aslında hayatın her aşamasında biz tercihler yapıyoruz. Hı -hı. Sokakta hangi güzergahtan gideceğimizden tutun. Hangi elbiseyi giyeceğimize varıncaya kadar. Ama üniversite tercihi ve bunun yol haritası Hı -hı. çok kritik. Çünkü hayatımızın rotasını belirliyoruz. Konuşmanın ileriki dakikalarında gençlere bir müjdemiz var. Bir sürprizimiz var. Ücretsiz bir tercih ve kariyer rehberliği hizmeti hmm. alabilecekler. Hem de işin ehli olan kişilerden 400 tane psikolojik danışman arkadaşımızdan böyle bir destek alacaklar. Onu söyleyeceğim. Çok Ama güzel. evvelinde genç arkadaşlara özellikle bu tercih ve sonrasında dikkat etmesi gereken bazı ilke tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Tabii ben Deniz 39 yaşındayım. Bir psikolojik danışman olarak da birçok gence ve öğrenciye dokunduğum zamanlar oldu. Ama şu dersi çalışmalı, şu akademik çalışmayı yapmalıdan hmm. öte bir takım hayat ilkelerinin hem kendim için hem de başarılı olan insanlarda gördüğüm yol yöntemlerinden bahsetmek isterim. Benim birinci tavsiyem öncelikle tercihlerini yaparlarken başarıyı nasıl tanımladıklarını doğru bilsinler. Ben bazen seminerlerde soruyorum. Başarı nedir dediğimde kimileri şöyle söylüyor. Bir yerden mezun olmak gibi. Yani ve bu insanlar şöyle konuşabiliyorlar. Ben diyor Harvard mezunuyum. Yani ısırabilir yani Harvard. <laughs> Halbuki gerçekten başarılıysan sen şuradan buradan mezunum demezsin. Mezun olduğun yer seni gösterir der ki. Hmm, o var ya o güzel. bizden mezun. Bizde okudu bizim öğrencimiz. Ya da bazıları şunu diyebiliyorlar. Başarı eşittir para gibi. Maalesef. Ben buna da çok katılmıyorum. Kimileri işte komşusuna inat başarılı olmayı düşünüyor işte. Ayşe teyze inat. Hı, Annesinin maalesef. konuştuğu komşusundan duyuyor. İşte aslında hedefi mühendis olmak ama avukatlığı tercih ediyor. İşte hukuk girecek diyor. Senin çocuğun mu asla giremez diyor. Ona inat yapıyor. Hı. ama ona inat yaptığında bir bakıyorsun mezun olduğun gün telefonda bir mesaj düşmüş. Dadıt. E, komşu teyze ölmüş. E, ne yapacaksın? diplomasını mezarına mı götüreceksin ya da işte seni ahirette savunman mı diyeceksin? Birilerine inatla bir şey yapılmaz. Aşk ve şekle yapılır. Bu noktada avukat olmak istiyorlarsa mahkemelere gitmeleri, sanık olmadıkları halde, tanık olmadıkları halde o davaları seyretmeleri, çok. doktor olmak istiyorlarsa refakatçi olmadıkları halde, ziyaretçi olmadıkları halde buraları gezmeleri ve görmeleri bence çok önemli. Bu noktada aşktır aslında başarının temelinde tutkudur. Tutkulu olmalarını çok fazla tavsiye ediyorum. Ve bir ilkem var. Bunu hayatlarında uygularlarsa çok faydasını görecekler. Maksimum insan ilkesi. Tanışabilecekleri kadar üniversite hayatlarında ve yolculuklarında bundan sonra ne kadar çok insanlarla tanışır, görüşür, karşılaşır, arkadaşlık yapar, sohbet ederse o kadar gelişir. Her insan bir ekol ve okuldur. İkinci ilkem maksimum mekan ilkesi. Ne kadar çok yer, köy, kasaba, şehir ve hatta ülke görürlerse o kadar gelişirler. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir diye boşuna söylememişler. Ben deniz 39 yaşındayım. 52 ülke gezdim. Bunlardan bazılarına 7-8 defa, bazılarına 2-3 defa gittim. 52 ülke. Evet. Çok güzel. Ve beni ben yapan dinamiklerin temelinde bu gezme ruhunun çok büyük payı var. Üçüncü ilkem her zaman yapa geldiğiniz şey yaparken ilave ekstra değişik başka ne yapabilirsiniz? Hı hı. Cümlemi tekrar edip izleyebilirsiniz. Bu şu demek ben normal hayatıma devam ederken başka ne yapabilirim? Ben bunu kendi hayatımda iki şekilde yaşadım. Bir okullarda anne baba eğitim seminerleri vermek için gitmiştim. Anneler var babalar yok. Babalara ulaşmak istedim ama okullara gelmiyorlar. Bu sefer müftüye gittim ilçe müftüsüne dedim ki babalar okullara gelmiyor ama dedim cuma namazına geliyorlar. Cuma vaazı. <laughs> Evet ve cuma vazilerinde babalık semineri vermek istedim. İzin vermedi müftü. Bunun üzerine ben de ilahiyata kaydoldum. İlahiyatı bitirdim. İlahiyat diplomasıyla bu sefer her cuma İstanbul'da camilerde babalık semineri vermeye başladım. Yaklaşık 550 bin civarında babaya babalık Çok eğitimi güzel. verdim. Yani babalara ulaşmak için tüm cami cemaatlerini dolaştık değil mi? Ha, aynen Süper. öyle. <laughs> Normal hayatım devam ederken bir yandan da aslında ilahiyat okumakla daha sonrasında reklamcılık, marka yönetimi, çocuk gelişimi, tarih, yeni medya gazetecilik bu bölümleri okuyarak aslında disiplin disiplinler arası bakış açısını kazanma imkanım oldu. Bunu da tavsiye ediyorum. Her zaman yapa geldiğiniz şeyi yaparken ilave ekstra başka ne yapabilirsiniz? Bunun bir örneği de İstanbul'da özellikle metrobüslerde görüyorum üniversiteli gençleri. Kulaklarında kulaklık 5 sene böyle geçiyor. O kulaklıkla gezerken aslında sesli kitap dinleseler veya yabancı dil dinleseler üniversite hayatlarında iki yabancı dili bitirebilirlerdi. Ben şu an Ev Okulu Derneği'nin başkanıyım ama aynı zamanda bir de araba okulu diye bir şey buldum. Araba sürerken bir yandan ben kitap okuyamam. Ama kitap dinleyebilirim. Son Hı -hı. beş buçuk sene içerisinde binin üzerinde sesli kitabı ben araba sürerken bitirebildim. Sadece Burada, arabadaki sayı bu. Evet, arabadaki sayı. Ama özellikle bunu düşündüklerinde farklı farklı şeyler de bence genç arkadaşlar bulup yorumlara da yazacaklardır. Ve özellikle bir başka ilke de söylemek istediğim sıkıştırılmış yaşamlar ilkesi. Ben buna vinralı yaşam diyorum. Bir mail attığımızda eğer dosya büyüklüğü fazlaysa gidemiyor karşı tarafa. Evet. Ne yapıyoruz? Sıkıştırarak gönderiyoruz. Şunu düşünmesinler. 25 yaşında ya da 20 20 yaşında 20 yaş tecrübesine sahip olmak zorunda değiller. 20 yaşında olup 40 yaş tecrübesine ve deneyimine sahip olabilirler. Nasıl? Sıkıştırılmış ama mutlu bir yaşamla. Dolu dolu bir yaşamla. Hmm. Bu da zamanlarını verimli geçirmekle olur. Virrarlı bir yaşam aslında az önce söylediğim ilkelerle de oluşabilir. Bu noktada tabii ki kararlarını verirken kimden destek alırlarsa alsınlar hiç fark etmez. Kararlarını muhakkak kendileri Kendisi. versinler. Kendisi Burası verecekler. Menümüzü. Evet. Bu yüzden de kendilerini tanıması çok önemli. Kendilerini bilmesi çok önemli gençlerin. Aslında uzmanlar biraz gençlerin kendilerini tanımasına yardımcı ve rehberlik yapmış oluyorlar. Evet ve işin ehlinden bunu almalarını. Burada da bizim Ev Okulu Derneği olarak ve geleceksenin.com e, internet sitesiyle de işbirliği yaptığımız bir tercih ve kariyer rehberliği programımız vardı. Hı. Burada 400 psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaş eğitimler aldılar Hı. ve bu arkadaşlar gönüllüler genç arkadaşlara ulaşmak için. Bu 2021 tercih döneminde bu genç arkadaşlarımıza ücretsiz, çevrim içi, online olarak tercih rehberliği hizmeti sunacağız. Bunun için geleceksenin.com veya Ev Okulu Derneği'nin web sitesi ev okulu orga girebilirler. Hı -hı. Oradan bu tercih rehberliği hizmetini alabilecekler. Herhangi Hı -hı. bir bedel ödemelerine gerek yok. Birebir içi online seansta bu desteği de alacaklar. Ama tekrar ediyorum hem işin ehli arkadaşlardan alması hem de kendilerini tanımak için bir yardım mekanizması olarak bunu görmelerini evet. kesinlikle tavsiye karar ediyoruz. Karar verici değil değil mi hocam? Değil, yani değil. siz benim adıma karar verin Sizce gitmeli miyim lütfen söyleyin değil. değil de ihtimaller bunlar seçenekler bunlar. Evet. Karar verici biziz. Kendi ilgilerini çünkü biz aynaya baktığımızda yüzümüzü görüyoruz. Hı hı. Ama bizim kulağımızın arkası, saçımızın arkası, bedenimizin arkası aslında vücudumuzun başka yönleri de var. Hı hı. Biraz o yönleri fark etmede bir ayna vazifesi görüyor burada uzmanlar. Bu uzmanların bu desteğini almaları, sağlıklı bir tercih yapmalarında çok büyük destek olacaktır. Müjdemiz de bu olmuş olsun. Çok. Bu desteği, Ev Okulu Derneği'nin bu hizmetini kesinlikle almalarını genç arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Çok güzel hocam. İyi ki de böyle bir şey yapmışsınız. Hatta bana ilk telefonda bahsetti. dedim. Çok güzel bir proje. Gerçekten hı. çok güzel. Linkleri de aşağı mutlaka bırakalım. Oradan tıklay inceleyin teker teker. Tabii. İnşallah bu tercih sürecini çok güzel atlatırsınız çünkü hocam sınav sürecinden daha stresli biliyor musun? Evet. Yani buraya kadar biz geldik gençler ama bundan sonra hocam top daha çok sizlerde. Evet. Hakikaten çok önemli bir karar dönemi. İnşallah o kararı da güzel bir şekilde verirler. Var mı hocam son bir ee, son olarak şeyler? şunu söyleyebilirim. Dikey ve yatay yatay kariyeri hedeflerine koysunlar. Hmm. Dikey kariyerde bir yandan yüksek lisans, doktorayı şimdiden hedeflerine koysunlar ve özellikle birinci sınıfı asla ihmal etmesinler. Çünkü en çok ihmal edilen biraz yatılan, başı boş gezilen, geçen, doğru. gezilen dönem. Hani kapa <laughs> attık gibi bir duygu olabiliyor ama o ağırlıklı not ortalamasının çok önemli olduğu bir dönem. Çünkü çap yapabilirler. Çift anadal programı. Erasmus'a yurt dışına gidebilirler. Yurt dışı seçeneklerini gündeme getirebilirler. Ve şunu asla unutmasınlar. Dördüncü sene tam 8 diplomayla mezun olabilirler. Ama bunu detayına girmeyelim. Çünkü sizinle daha önce çektiğimiz videoyu da evet. bence geçsinler. Onun linkini de bırakalım evet. hatta. yılda bir de bakın şöyle yıllar geçmiş. Dört <laughs> evet. yılda 8 diploma alabilir arkadaşlar. Çerçeveletmek için, hava atmak için değil. multidisipliner disiplinler arası bakış açısına sahip olmak için. Gelecekte oraya doğru gidiyor değil mi hocam? Yani Kesinlikle. Sen yıllar önce söylemişsin. O günden beri benim zihnimde yani. Ee, da... Şunu söyleyeyim. Üç harfli bir şey söyleyeceğim şimdi ama korkmasın arkadaşlar. TED. <laughs> Trabzon'un T'si, Edirne'nin N'si, Diyarbakır'ın D'si. TED.com'da Education, eğitim başlığını seçtiğimizde üç başlık popüler. Biri Storyteller'lık, hikaye anlatıcılığı. Hı -hı. Diğeri Gamification, oyunlaştırma. Üçüncüsü ise Multipotential'lık. Yani çok potansiyelli bireyler. Gelecek artık tek bir alanda uzmanlaşan değil, farklı farklı alanlarda yetkinlikleri olan, disiplinler arası bakan insanlar arıyorlar. Gelecekte söz sahibi olmak istiyorlarsa bu konuda yatırım yapmalılar. Çok güzel. Vallahi hocam ben de hiç bölmek istemedim seni. Çok güzel Rica anlattın. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi ki buluştuk. İyi ki böyle güzel videoyu paylaştık. Aşağıda tüm linkler mevcut tayfam. Oradan mutlaka bakın derim. Mehmet hocama sizler için bir kez daha ben teşekkür ediyorum. Hocam kendine çok çok iyi bak. Kırık Görüş... kayda görüşmek üzere inşallah. Orada mı görüşelim Görüşelim abi. bir tamam, dahakine. Tamam inşallah. 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 Oldu. Kendinize çok iyi bakın tayfam. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.